Amerika'da Haziran ayında benzin fiyatları son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Amerika Otomobil Birliği o dönemde ulusal ortalama perakende normal kurşunsuz benzin fiyatlarının galon başına 5 dolara yaklaştığını açıkladı. Hatta Kaliforniya gibi bazı eyaletlerdeki benzin istasyonlarına gidenler galon başına 10 dolara varan rakamları gördü. Başkan Joe Biden'ın stratejik petrol rezervinden milyonlarca varil petrolü piyasaya sürme kararının ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmeye başlandı. Yüksek benzin fiyatlarının Biden yönetimi için hassas konulardan biri olduğu göz önüne alındığında bu sevkiyat kritik bir adım olarak görülüyor. Beyaz Saray'ın Twitter hesabından hafta başında yapılan paylaşımda benzin fiyatlarının son 95 gündür düşüşünü sürdürdüğü, bunun da son 10 yıldaki en keskin düşüş olduğu belirtildi. Peki tüm bu gelişmeler Amerikalıları nasıl etkiliyor? Haziran ayında rekor seviyelere yükselen benzin fiyatları Amerikalıların bütçesini derinden sarstı. Birçok Amerikalı benzinin pahalı olması nedeniyle sürüş alışkanlıklarını değiştirdi, yakıt harcamalarını sınırlandırdı. Bugünse tablo çok daha farklı. Benzin fiyatlarının düşmesiyle araçlarının depolarını dolduran Amerikalıların sayısı artmış görünüyor. Bence artık çok daha ucuz, çok daha uygun fiyatlı ve bunun da bana birçok açıdan faydası oluyor. Benzin 4 dolarken durum oldukça zordu. Dürüst olmak gerekirse şimdi oldukça mutluyum ve gittikçe daha ucuz hale geliyor. Artık çok daha fazla araba sürdüğümü söyleyebilirim. Benzin fiyatının düştüğünü görmek güzel ama diğer her şeyin fiyatı yükseldi. Haziran'daki artıştan etkilendim ve arabamı şu anda olduğu kadar çok kullanamadım. Ama artık daha fazla araba kullanıyorum. Daha ucuz ama yine de 2,5 yıl öncesiyle karşılaştırırsanız arada büyük bir fark var. Daha önce galonu 1 dolar 60 centken şimdi 3 dolar 30 cent oldu. Bugün daha ucuz ama hala o noktadan çok uzakta. Ben DoorDash ve Uber Eats gibi uygulamalarda şoför olarak çalışıyorum. Bu yüzden her gün 100-150 mil yol gidiyorum. Kazandığım para neredeyse aynı ama yakıt için daha fazla para ödüyorum. Eskiden günde 150-200 dolar kar ederken şimdi 100-120 dolardan fazla kazanamıyorum. Benzin fiyatları birkaç yıl öncesine kıyasla gerçekten yüksek ama Haziran'da gördüğümüz fiyatlarla karşılaştırırsanız daha ucuz. Yine de 2 dolarken 4 dolara çıkıp sonra 3 dolara düşmesi pek bir anlam ifade etmiyor. 26 galonluk depoyu doldurmanın maliyeti 110 dolar. Galon başına 4 dolar gibi saçma bir rakam. Ama her zamanki kadar araba kullanmam gerekiyor. Araba kullanmaktan başka seçeneğim yok. Benzin için anlamsız bir para harcıyorum ve bundan nefret ediyorum. Bu yüzden de kimileri daha uzun mesafeler kat ederek daha ucuz benzin alabilecekleri benzin istasyonlarını tercih ediyor. Bu benzin istasyonundaki fiyatların çevredeki benzinliklere göre daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden buraya gelip buradan benzin almak için yolumu biraz uzatıyorum. Haziran ayından bu yana benzine daha az para harcıyorum. Böylece çocuklara daha fazla para ayırabiliyorum. Bu bence olumlu bir değişiklik. Bence buradaki benzin fiyatları diğer yerlerdeki fiyatlara göre müthiş ve buraya gelmek fazladan 10 dakikama mal olsa da yine de buraya geliyorum. ABD Enerji Enformasyon Dairesi'ne göre Amerikalılar günde ortalama 21 milyon varil yakıt kullanıyor. Bu tüketimin yaklaşık %40'ı benzinden oluşuyor. Öte yandan Başkan Joe Biden'ın artan yakıt maliyetlerini kontrol altına almak ve yabancı enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltmak için yaz aylarında daha yüksek biyoyakıt karışımlarının kullanımına onay vermesinin de fiyatlardaki düşüşte etkili olduğu belirtiliyor. Biden'ın bu adımıyla Amerikalılar 1 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar %15 etanol karışımı kullanan benzin E15'i satın almaya devam etti. E15 ortalama olarak yalnızca 10 sent daha ucuz ve daha az enerji yoğun olsa da, yani sürücülerin daha fazla yakıt satın alması gerekse de yine de masrafların düşürülmesine yardımcı olduğu dile getiriliyor. Öte yandan ham petrol stoklarının bir önceki hafta yaklaşık 2 milyon varil arttığı tahmin ediliyor. Amerika'da Temmuz ayında araçla seyahat edenlerin oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 düştü. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve Rusya liderliğindeki müttefiklerinin oluşturduğu OPEC artı verileri ise grubun Ağustos ayındaki üretim hedefinin günlük yaklaşık 3,5 milyon varille
küresel petrol talebinin yaklaşık %3,5 gerisinde kaldığını gösteriyor. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington.